Barış Harekatı'nın ikinci aşamasında maalesef Murat Ağa sandallar attılar ve Taşkent Birleşik Devletler'in seyrettiği bir ortamda katledilmişler, toplu olarak mezarlara gömülmüşler ve bu insanlarımızın cesetleri 40 yıl sonra ancak bulunabilmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yolumuza devam ederken federal anlayışla bir çözümün bulamayacağı Annan Plan'dan sonra Kıran Montana'da yaşananlar ve hep dayatma çözüm, sıfır asker, sıfır garanti noktasında bizler elbette böyle bir şeye müsaade etmeyeceğimizi, 1974 öncesine dönemeyeceğimizi bütün dünyaya haykırdık, haykırmaya da devam edeceğiz. Bütün bunları bu şehitlerimiz burada yatarken onların acılı aileleri şunu bilmelidir ki Kıbrıs'ta bir başarı vardır. O başarı da bütün bu ödenen bedeller, şehitler, fedakarlıklar, çeşitli aşamalar bir devlet ve bu devlet dünyaya egemenliğini haykırmaktadır. Haykırmaya da devam edecektir. Biz asla esas hedeften vazgeçmemeliyiz. O da nedir? Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, özgürlüğü, egemenliği ve tabii ki anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü.